Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Özlem Akçin. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda artık bir tiny house üretim tesisindeyiz. İşin mutfağındayız. Bir tiny house nasıl üretilir hep beraber göreceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Çatalca'dayız arkadaşlar. Movi Evlerinin üretim tesisindeyiz. Bahsettiğim gibi işin mutfağına girdim. Her detayını size göstereceğim. Yanımda Cem Bey bulunuyor. Movi Evlerinin kurucusu kendisi. Merhaba Cem Bey. Merhaba Özlem Hanım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Cem Bey, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Kendinizden ve Movi Evlerinden. Özlem Hanım, kendimizden çok fazla bahsetmeyelim. Çünkü biz o kadar enteresan değiliz. Ürünlerimiz bence bizden daha enteresan. Ama kısaca söyleyeyim. İsmim Cem Ülgen. Movi Evlerinin kurucusuyum. 32 yıllık inşaat mühendisiyim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezunum ve son 3 yıldır da tiny house üretimi üzerinde profesyonelce çalışıyoruz. Bir tiny house üretim tesisine ilk defa giriyorum. Movi Evlerinin üretim tesisi de oldukça büyük. Burada çok sayıda tiny house var. Her birinin üretim aşaması birbirinden farklı sanırım, değil mi? Doğru. Şu anda burada görebileceğimiz 9 ayrı ürün var. Her bir ürünün de proses aşamaları birbirinden farklı. Başlangıç aşamasında ürünlerimiz de var. Bitmeye çok yakın, hatta bitmiş ürünlerimiz de var. Dolayısıyla burada ürünleri tek tek gezerek tiny house karavan üretim prosesinin sürecini etap etap görme şansına sahip olacağız. Aynı zamanda biz buradayız ama bir tiny house sizden satın almak isteyen kişiler de üretim tesisini gelip dolaşabiliyorlar mı rahatlıkla? Tabii, bizim üretim tesisimizi sözleşme öncesinde müşterilerimiz geldiklerinde ürünleri tanımak için rahatlıkla gezip görebiliyorlar. O süreçte burada devam eden ürünlerle ilgili gerekli incelemeleri yapıp bilgileri alabiliyorlar. Onun haricinde sipariş verirlerse eğer, Paris sürecinden sonra da bütün müşterilerimiz her aşamada gelip ürünleri yerinde görme şansına sahipler. Oo, harika. Cem Bey, bize bir tiny house nasıl üretilir? Aşamalarıyla birlikte gösterebilir misiniz? Gösteririm ama bir şartım var. Buyurun. Siz üretmeyeceksiniz. Neden? Ya kopyaları alıp üretirseniz olmaz. Gösteririz. Bunu evet. Hiç beklemiyordum. Kontrat imzalayacağız. Bir an önce geçelim. Tamam, geçelim. Şimdi bir karavanın ana yapısını oluşturan ilk unsur tabii ki römork. Burada römorkumuzun çeki demirini görüyoruz. Burada en önemli konu römorkun O2 belgeli olması. O2 belgesinden kasıt şu: 3,5 tona kadar ağırlık taşıyabilen ve üretim bittikten sonra karavan ruhsatı ve plakası çıkartabileceğiniz ürün standartlarına haiz olması gerekiyor alacağınız römorkun. Yani sadece tekerleklerinin olması, bir şasenin olması, O2 belgesi olmadığı sürece onu gerçek anlamda bir römork yapmıyor. Bunun imalat bittikten sonra plaka ve ruhsat alabilmesi için, yani araç sınıfında bir eve dönüşebilmesi için bu ön koşul olarak nitelendirilebilir. Römorkla başlıyor dedik. Römorkumuzun üstünde şu anda imalat sürecinde göremediğimiz bu zemin OSB'mizin altında bir izolasyon tabakamız var. Bu, onun malzemesi nedir? Bu yüksek densiteli EPS dediğimiz karbonlu plakalardır. Yani standart olarak bina mantolamada cephede kullanılan izolasyon malzemesidir aslında bu. Bizim bu malzemeyi şasede OSB altında kullanmamızın sebebi, karavanlar altı açık ürünler olduğu için alttan soğuk ve sıcak havanın içeriye girmesini engellemek amacıyla, dolayısıyla içerideki ısıyı dışarıya kaçırmamak amacıyla kullandığımız bir malzeme. Isı izolasyonu. Evet, ısı izolasyonudur. Şu anda karavanımızın içerisindeyiz. Burada gördüğünüz konstrüksiyon sistem bükme hafif çelik konstrüksiyon sistemdir. Ağırlıklı olarak yaygın biçimde hafif çelik evlerde kullanılan taşıyıcı sistemdir bu. Bu bizim karavan ürünlerimize stabilite veren, güçlü bir statik yapı kazandıran konstrüktif bir üründür. Buradaki asal yükler bir yapının kendi ağırlığından kaynaklanan yüklerdir. Bir diğeri de deprem yükleridir. Bu konstrüktif yapı iki yükü de rahatlıkla alabildiği için hem yapının kendi yükleri altında hem de deprem etkisinde güvenliğini sağlamak son derece mümkün hale gelebilmektedir. Böyle bir konstrüktif yapıyla. Burada gördüğünüz eleman ise bizim dış cephede kullandığımız OSB olarak nitelendirdiğimiz, görece olarak sudan az etkilenen, ki suyla hiçbir zaman direkt temas etmemesi gerekir aslında bu ürünün, ama ola ki olması halinde sudan olabildiğince az etkilenen plaka malzemelerdir. Biz konstrüktif yapımızın dışını ve çatısını tümüyle bu OSB dediğimiz plaka malzemelerle kuşaklıyoruz ve kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar,
Arkadaşlar biraz önce gösterdiğimiz evin hemen karşı tarafındaki eve geçtik. Buradaki katmanlar biraz önceki evden bir kademe daha üst değil mi? Evet. Biraz daha yol kat edilmiş evet, bu evde. Evet. Bu ürün birkaç gün önce başlayan bir ürün olduğu için ona göre prosesi biraz daha ileride. Burada farklı olarak görebileceğimiz bir önceki ürüne göre konstrüksiyon yapımızın içerisine koyduğumuz izolasyon malzemeleridir. Bu izolasyon malzemesi taş yünü olarak adlandırdığımız izolasyon malzemesi. Aa, taş yünü evet, de bu. Evet, taş yünü dediğimiz ürün bunu de bu. Bunu da hep duyuyordum. Evet, bu ilk defa yakından gördüm. Totalde 10 santimlik bir iki kat izolasyon vardır burada. Taş yününden yapılmış ama bizim buradaki konstrüktif genişliğimiz 7,5 santimdir. Bu biraz sıkıştırılarak totalde 7,5 santime indirilmiş haliyle izolasyon yapılmış durumda. Bu malzemenin amacı evimizde yüksek standartta ısı izolasyonunu sağlamak. Yani dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya ısı akışını engellemek. Buradaki amaç bundan ibaret. Çok güzel. Yalnız izolasyonumuz bununla sınırlı değil. Devamında da kullandığımız başka katmanlar da var izolasyon için. Onları da şimdi göstermeye devam edelim. Şimdi size de herhalde bir sonraki eve geçeceğiz. Bunun dışında göstereceğimiz bir ürün var. Ondan sonra üçüncüde de başka bir şey göstereceğiz. Oo, süper. Tamam. Hadi o zaman diğer eve doğru gidelim. Şimdi az önceki karavanımızın dışındayız. Bir önceki karavanda gördüğümüz dışarıdaki OSB üzerine kaplanmış olan su ve buhar dengeleyici malzemeyi görüyoruz. Bu malzemenin amacı iki tane. Birincisi suyu direne etmek. Yani OSB'ye ulaşma ihtimali olan suyu direne etmek ki bu aslında olmaması, istenmemesi gereken bir şeydir. Ama ek bir güvenlik önlemidir. Bir diğeri de bu malzeme suyu içeriye almazken su buharını içeriye alan bir malzemedir. Dolayısıyla aynı zamanda da nem izolasyonunun birinci aşamasını oluşturmakta bu. Onun ikinci aşamasını bir sonraki konteynerimizin içerisinde göstereceğim size. Şimdi de oraya gidiyoruz. Evet, herhalde oraya gidiyoruz. Şimdi bir sonraki evimizdeyiz arkadaşlar. Bu evin izolasyon malzemesi olarak böyle bir level atladık. Evet, böyle gördüğünüz gibi oldukça janjanlı bir malzeme var burada. Fakat bu janjan da ileriki aşamalarda maalesef göremeyeceğiz artık. Görünmüyor değil mi? Bunu da gördüğümüz göreceğimiz budur. Bu malzeme buhar kesici olarak geçen malzeme. Dış ve iç mekan arasındaki ısı farklılıklarından kaynaklanan buhar yoğuşmalarını engellemek için kullanılan bir malzemedir. Hem dışında hem içinde kullandığımız bu buhar izolasyon malzemeleri hem yapının nefes almasına olanak verir, hem dışarıdan su buharının içeriye girmesine engel olur. Aynı zamanda da ısı farklarından dolayı içerideki yoğuşmayı engeller. Yani bizim ısı izolasyonunun haricinde kullanmış olduğumuz bir diğer izolasyon kalemi de buhar izolasyonu olarak nitelendirdiğimiz bu iki katmanlı malzeme. Adı ne olarak geçiyor acaba? Buhar kesici. Buhar kesici. Evet, dışarısındaki ürün nem ve su bariyeri olarak geçiyordu. İçerisindeki de buhar kesici olarak geçiyor. Tesisat kısmını merak ediyorsanız eğer hemen ucundan biraz onu da göstermek istiyoruz arkadaşlar size. Ama henüz bitmemiş bir tesisat değil evet, mi Cem Bey? Yeni başlanmış. Bu burada küçük bir mutfak tezgahımız olacak. O mutfak tezgahımızın temiz su borularıdır bunlar. PPR borulardır. Sıcak ve soğuk su boruları. Bunun arkasında gördüğünüzde banyo modülünün lavabosunun sıcak ve soğuk su borularıdır. Bizim sistemlerimizde bütün temiz su ve pis su tesisatları sıva altıdır. Yani bu görmüş olduğunuz duvarların içerisinde gizlenir. Dolayısıyla duvarın üstünde sıva üstü olarak herhangi bir tesisat görmezsiniz. Borulama anlamında görmezsiniz. Kablolama olarak nitelendirdiğimiz elektrik tesisatı da aynı şekilde. Bunların da tamamı sıva altıdır. Mesela burada bir örneğin bizim ana panomuz olacak. Bizim bütün karavan evimizdeki kablo sistemleri tek bir noktada burada toplanıyor. Burası bizim elektrik panosu noktamız. Dolayısıyla bütün sistemin kontrolü bu pano üzerinden yapılacak. Bu pano üzerine konulan şalterler yardımıyla, sigortalar yardımıyla. Evet, onun üzerinden kontrol edecek bütün konteynerimiz. Arkadaşlar biraz önceki gösterdiğimiz evimizin dış kısmına çıktık. Dış kısmını Cem Bey'den dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi bizim dışımızda OSB vardı. Onun üzerinde... En son OSB'de kalmıştık. Yok, onun OSB'nin üstüne... Bir de buhar yalıtımı evet, buhar vardı. Buhar dengeleyici demiştik. Su ve buhar dengeleyici demiştik. Şimdi artık bunun üzerine ahşap kaplayacağız. Cephe ahşaplarımızı kaplayacağız. Fakat cephe ahşabımızı kaplamadan önce biz mevcut sistemin üzerine bu şekilde çıtalar yerleştiriyoruz. Bu çıtalar 1,5-2 santim bir boşluk oluşturuyor ki döşediğimiz ahşap ile bu buhar dengeleyici arasında bir alan bırakalım. Niçin? Bu alanın amacı şu.
ahşap sonuçta direkt dış cephede suya maruz bir malzeme. Bu suya maruz malzemenin arka yüzünün kurumasını kolaylaştırmak, ıslandığı durumda kurumasını kolaylaştırmak bu boşluğu bırakarak. Dolayısıyla bu ahşap malzemesinin çalışmasını olabildiğince engellemek. Çünkü çalışmayı engelleyecek tek bir malzeme var, termovut malzeme. Fakat termovut malzeme diğer ahşap alternatiflerine göre, yani standart fırın kurusu malzemelerine göre çok pahalı bir malzeme olduğu için birçok müşterimiz bu malzemeye ulaşamayabiliyor ekonomik sebeplerle. Dolayısıyla o durumlar için bir engel oluşturmak amacıyla, yani olumsuz durumları engellemek amacıyla burada bir hava boşluğu bırakıyoruz ki kullanılan malzeme içerisinden çabuk kurusun. Uzun süre nemli kalarak ahşabın çalışmasına neden olmasın. Cephe kaplama malzemelerini görmek için bir sonraki evimize gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar, evleri, tiny house'ları hep bu şekilde görüyorsunuz. Ama bu videomda böyle detaylı bir şekilde iç katmanlarını gördük. İç katmanlarını gördükten sonra bu detaya da değinelim istiyorum. Evet. Ne tür bir ağaç kullanıyorsunuz evlerinizde Cem Bey? Şimdi evlerimizde... Ve özellikleri nedir? Evet, evlerimizde kullandığımız ağaçların niteliğini müşterilerimizin bütçesi belirliyor. Biz tabii istiyoruz ki hep en üst segmentte en uzun süre dayanabilecek ürünler kullanalım. Fakat müşteri bütçeleri bu konuda ana belirleyici oluyor. Bu ürünümüzde müşterimizin bütçesi biraz daha geniş olduğu için Finlandiya termovut, yani ısıl işlemden geçmiş ağaçları kullanabildik. Bu ağaçlar proses itibarıyla ağacın içerisindeki öz suyu ve nemi %5 mertebesine indiren, onun haricinde özellikle çam grubu ağaçların içerisinde fazla olan reçineyi tümüyle dışarıya alan bir aşama olduğu için diğer işlemden geçmiş, mesela standart fırın kurusu dediğimiz veya dışarıda doğal haliyle kurutulan ağaçlarla kıyasladığımızda çok daha uzun ömürlüdür. Uzun ömürden kastımız da şu: bu ağaçlar dış ortam şartlarında dönme, çatlama, büzüşme gibi reaksiyonlar göstermezler. Çünkü aslında bunlar canlılığını büyük oranda yitirmiş ağaç gruplarıdır. Fırınlandıklarından dolayı değil mi? Fırınlanmaktan daha farklı bir prosestir bu. Fırın ağacı işte belli fırınları alıp içerisinde kısa bir süre tutarak gerçekleştirilen bir işlemdir. Termovut işlemi çok daha farklı bir işlem. Çok yüksek, yani ağacın ısısını 270 dereceye kadar ısıtarak oluşturulan bir yöntemdir bu. Orada fırın ısıları 350 dereceleri bulur. Dolayısıyla ağacı bir anlamda yakıyorsunuz ve öldürüyorsunuz. Öyle söyleyebiliriz. Böylelikle çalışmasını önlüyorsunuz. Böylece çalışmasını engelliyorsunuz ağacın. Cem Bey, bize biraz da dış cephede kullandığınız pencere doğramalarını anlatabilir misiniz? Tabii, anlatalım. Yine cephede kullandığınız pencere doğramaları da müşterilerimiz tarafından belirleniyor. Burada alternatifler mevcut. Ahşap olabilir, PVC kaplama olabilir veya alüminyum olabilir. Bu nedir? Bu PVC'dir. Ekonomi açısından en alt segment ürün grubuna girer PVC. En pahalısı hangisidir? En pahalısı iyi işlenmiş ağaçtır. Ondan sonra ara segmentteki ürün ise alüminyumdur, ısı köprülü olmak şartıyla. Bunu da yine biz müşterilerimize alternatif olarak sunuyoruz. Hem PVC, hem ahşap, hem alüminyum doğrama. Müşterimiz bütçesine göre kendi kararını kendisi veriyor. Evlerimizin bütün katmanlarını gösteriyoruz arkadaşlar size. Şimdi artık iç cephe kaplamalarının sonuna doğru yaklaştık. Değil mi Cem Bey? Evet. Bu katmanda yaklaştık. Ne kullanıldı acaba? Evet, burada içeride yine az önce göstermiştik. Bir buhar izolasyonumuz vardı biliyorsunuz. Janjanlı alüminyum. Evet. Bu onun üzerine kullandığımız lambri malzeme, ahşap lambri. Bu ahşap lambri malzeme dış mekanda kullandığımız lambriye göre biraz daha ekonomik sınıfta olabilir. Bunun da sebebi şu: direkt olarak suyla ve güneşle temas halinde olmayacağı için iç lambrilerimiz dışarıda kullanılana kadar hassas özellikler taşıması gerekmiyor. Çünkü sonuçta işin ekonomisi de önemli taşıyan bir konu. Bunu da gözetmek durumundayız. O yüzden termovut özellikle burada değil mi? Burada termovuta gerek yok. Normal fırın kurusu ağaçlar yeterlidir. İşte burada Finlandiya'dan feragat edip belki Ukrayna'ya da geçmek mümkün olabilir. Sibirya çamına geçmek mümkün belki olabilir. Belki Türk çamı. İyi bir çam bulunursa evet, Türk çamına geçmek mümkün olabilir. İçeride bu malzemeyi biraz daha basitleştirebiliyoruz. Veya bazı müşterilerimiz, yine bir örnekte göreceğiz, İçeride ahşap yerine alçıpan kaplama da tercih edebiliyorlar. Yine ekonomi yaratmak adına. Dolayısıyla bunlar biraz tercihlerle şekilleniyor. Bu arada Mov evlerinin linkine hemen açıklamalar kısmını ekliyorum. Eğer ki siz de hayallerinizdeki gibi bir tiny house ürettirmek istiyorsanız direkt Cem Bey'e ulaşabilirsiniz. Benim de selamımı söylemeyi unutmayın. Belki de bir İspanta olabilir ha. Oo.
Süper. Ben de ondan bahsedecektim. Belki de bir indirim kapabilirsiniz. İçeride kullandığımız ahşapları ve aslında dışarıda kullandığımız ahşapları da tamamen biz korumaya alıyoruz. Bunu korurken bir kat astarımız var. Bir kat astar üzerine iki kat da son kat boyamız var. Bu boyaların tamamı su bazlıdır. Bir şekilde solvent bazlı boya kullanmıyoruz. Tamamı su bazlıdır ve bütün boyalarımız iteldir. Doğru uygulandığı zaman iklim şartlarına bağlı olarak özellikle dış ortamda iklim şartları çok önemli. 5 ila 8 yıl arasında koruma sağlıyor bu boyalar. İç ortamda bu tabii çok daha yüksek sürelere ulaşabiliyor koruma anlamında. İç ortamda daha çok kirlenme söz konusu oluyor. Hani kirlenmeden kaynaklı bir yeniden boyama yapmak gerekiyor. Kendileri boyayabilirler mi? Bu ürün bu şekilde kullanılırsa bunlar kesinlikle çatlama ve kavlama yapmaz ağaç üzerinde. Dolayısıyla yeniden boya uygulaması sırasında bir zımpara işlemi gerektirmez. Bu sebepten dolayı da fırçayla zaten su bazlıdır ve hazırlandırılmış olarak gelir bu malzeme. Direkt fırçayla bir kat uygulamaları hem içeride hem dışarıda yeterlidir. Keyif alarak bile rahatlıkla yapabilecekleri bir üretimdir bu aslında. Boya bakımlarını da kendi son başlarına derece kolay. Evet, yapabilirler. Tabii, evet, yapabilirler. Nas alırken mutlaka ki bütün katmanlarını merak ediyorsunuzdur siz de arkadaşlar. İç katmanlarını, dış katmanlarını, her detayı gösterdik size. Şimdi çatı kısmını göstermek istiyoruz ve burada showroom'da bulunan, burada sizin de gelip birebir içerisini gezebileceğiniz bir tiny house'ın yanında bulunuyoruz. Hemen onun çatı kısmını inceleyeceğiz birlikte Cem Bey'le. Movigo ürünlerin tamamında metal kenet çatı kullanıyoruz. Bu su izolasyonuna kesin çözüm sağlayan bir sistem. Ayrıca üretim teknolojisi itibariyle de bakımsız olarak çok uzun yıllar kullanabileceğiniz bir çatı sistemi. Onun haricinde yine opsiyonel olarak müşteri tercihine bağlı çatımızın üzerine sky window dediğimiz çatı pencereleri de koyabiliyoruz. Bunlar hani kimi müşterilerimizin aklına geliyor silmesinde zorluk yaşıyor muyuz vesaire diye. Bunlar açıldığında o 360 derece dönebilen çatı sistemleridir. Süper. Dolayısıyla içeriden iki yönlü olarak rahatlıkla temizliğini de sağlamak mümkün. Harika. Yine bir başka soru, işte güneş altında çok fazla olumsuz etki yaşar mıyız? Tepemizden güneş gelir mi sorusu da gelebiliyor. Yine bu sistemlerin tamamında store, blackout, perde sistemleri var. Onlar da rahatsızlık verdiği durumda, güneşin yoğun aldığı zamanlarda kapatarak rahatlıkla, konforlu bir şekilde kullanmanıza olanak sağlıyor. Ve artık tiny house üretimine dair her detayı öğrendiniz. Bundan sonraki süreçlerde artık kendi tiny house'unuzu yapabilirsiniz. Bir küçük evin içerisinde neler var, duvarında hangi katmanlar kullanılmış, hepsini tek tek hep beraber gördük arkadaşlar. Açıkçası birçoğunu ben de yeni gördüm. Hani isimlerini duyuyordum, bir taş yünlü duyuyordum mesela ama direkt birebir olarak görmemiştim. Çok değişikmiş. Hani taş yünlü deyince taş bir malzeme yokmuş yani. Bu videom da bu kadardı arkadaşlar. Tiny House üretimine dair olan farklı sorularınız varsa, bir Tiny House nasıl yapılır diye farklı sorularınız varsa açıklamalar kısmına bekliyorum. Bundan sonraki videolarımda da yine bunlara değinebilirim. Şimdilik videom bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoma beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.